Canım onu böyle yiyoruz ya da oğlu hanaları sarıyoruz. Dolmasını da yapıyoruz. Ha, dolma ha, bu, haşlayıp sarıp yiyorsunuz pişirmeden. Bundan da dökeyim mi? Evet, biz komşudan kızımızla eve geldik. Kızımız ıssızlanıyor. Değil mi Berfum? Değil mi bir tanem? Tamam annem, alacağım seni. Kahve yaptım kendime. Kahve içeceğim. Sonra bu cimcimeyle ilgileneceğim. Belki işe gideriz. Tamam, geldim bir tane. Hadi. İzin ver anne kahvesini içsin. Tamam mı kuzum? Seni alacağım. Tamam bir tane. Tamam mı benim bebeğim? Hadi bakalım bana afiyet olsun. Tamam kızım geldim. Bir şey çıktık. Evet. Nasıl? Hı. Ya evet, bir şey çıkmıştık. Komşumuzla. Şimdi eve geldik. Kızımız biraz ağladı. Ay nefese nefese kaldım. İyi geldi ama yürümek. Ah ben zil attı canım cimcime. Cimcimem cimcimem cimcime. Minnocum minnocum minnocum. Minnik ayaklım. Papatyam benim. Şimdi gidelim biraz. İşte verelim minnoşa. Bakalım. Evet. Şimdi yürüyüşten geldik arkadaşlar. Biraz dinlendim. Ailemden bir şeyler almıştım. Bunları hızlıca göstereyim size. Şöyle saklama kabı vardı. İhtiyacım vardı gerçekten yemek. Bırakacak işte böyle fazla kalan yemekleri bırakılacak. Kaplarım azalmış. O yüzden ihtiyacım vardı. Bunları da görmüşken çok şirin buldum. Şu şekilde cam. Bunlar lavanda bu arada bakın. Şöyle. Biraz zor açılıyor ama zamanla gevşer. Bayağı da güzel böyle salata kasesi olarak da kullanılır. Hatta böyle yoğurt kasesi olarak da yapılabilir. İki tane aldım. Şöyle şu burada. 800 cc. Bakın. Şöyle çok güzel limon detayı var. Şundan vardı bir tane. Bu da güzel. Bir şeyler bırakıyorum. Belki yarın tekrar çıkan pazara çıktığımda bulursam bundan tekrar alabilirim mağazadan. Bunlar iki ayrı ayrı alıyorum. Bir de üç tane bundan aldım. Bu da çok güzel. Ama altılıklarım var ama yani kırılıyor azar azar. Bir de bunların boyutu çok güzel. Reçel bırakmak için de güzel ayrıca. O yüzden bunları aldım. Çok da şirin gibi var. Bunun camı daha hafif. Yani her şeyi bırakabilirsiniz. Ben çok seviyorum bunları. Bu şekilde 3 tane. Böyle bir de bardak aldım. Cam bardak seviyorum. Şöyle ara boş. Bu şekilde. Şöyle bunları kaldım. Burada komşum bana sos vermiş. Komşum sağ olsun. Biberli sos yapmış. Kahvaltıda yemedik ya da işte böyle yemekleri yanında. Öyle. Şimdi ben geldim bir hamur yoğurdum. Biraz içim vardı. Patatesli kıymalı hiç ondan fazla kalmıştı. Bir de biberli ekmek yapacağım. Misafirlerim gelecek, buzluğa atmam gerekiyor. Berfu durmadığı için hızlı bir şekilde hani böyle buzluğa yapıp bir şeyler atmaya çalışıyorum. Yani bugün başladım. Şimdi Ramazan ilgileniyor Berfu'yla. Onu göstereyim size. Şuradan bu şekilde ışık yandı bu arada. Burada ne var? Bir tane soğan doğradım. Daha doğrusu şöyle diyecektim ki ufak olsun. Çünkü biberli ekmeğin üzerine süreceğim. Böyle hamuru açıp böyle poğaça gibi üzerine bastırıp süreceğim. Bir soğan, biber salçası. Şimdi yağ yapacağım. Ceviz, susam var. Şimdi kekik, kimyon. Bir de karabiber bıraktım. Şimdi birazcık da zeytinyağı bırakıp karıştıracağım. Bunu çiğden yapanlar da varmış. Hatay yöresine özgü bir şey var bildiğim kadarıyla. Seda'nın arkadaşı var Ceren. O da getiriyordu. Seda anlatıyordu. Güzel bir lezzete bence ben de yapacağım işte. Başka yörelerde de yapılıyor sanırım. Tam bilmiyorum. Biz bu arada bayağıdır uzun zamandır sohbet etmiyoruz. Vlogları hızlı bir şekilde paylaşmaya çalıştım sizinle. Ama biraz ara verdim. Bununla ilgili de bir ara konuşacağım. Yani ara vermek durumunda kaldım. Çünkü yoğundum. Şimdi böyle ara ara sohbet edebiliriz. Döndük. Bayağı bir yoğunluk, gelmek isteyenler oldu, geldiler. İşte misafirlerim vardı, okul hazırlığı. Daha doğrusu ben bu dönem okula gitmiyorum ama yine de bir ara ara okula gidip gelmem gerekti. Berkuş'un durumları,
derken arkadaşlar ben ara vermek durumunda kalmıştım. Yani burada olmak bana da iyi geliyor. Çünkü ara verince gerçekten insan böyle bir... Ben 9 yıldır aktif olarak çalışıyorum. Onun dışında... Aha geldi benim minnaklar. Yandık. Ara verince insan bir boşluğa düşüyor. Evet. Buyurun hoş geldiniz. Buyurun. Vlog çekiyorum. O ne? Sahalara yeni döndüm. Buyurun. Sürpriz. Biberli ekmek yapıyorum. Yoğurduğum hamuru. Şöyle bakın. Güzel kabarmış. Ben bunu şimdi tekrardan bir havasını alacağım. Onu nasıl dizdikten sonra artık size gösteririm. Hadi bakalım. Biberli ekmeklerimi yaptım. Fırına atacağım. Biraz yağlı oluyor. Bu şekilde. Hızlı hızlı yapıyorum ki Berfu ağlamadan hemen halledeyim. Da poğaça. Şöyle bakın. Susamatıp fırına. Hadi bakalım. Poğaçalarımız oldu. Evet. Şöyle altları da güzel kısardı. Şöyle soyup fırına alacağım. Çok kısarsın istemiyorum zaten bu şekilde. Evet biberli ekmeklerimiz de çıktı. Şöyle şunlar hafif fazla kızarmış. Bakalım altlarına. Bu ortası tam kızarmamış. Onu anlayamadım. Niye böyle oldu? Şöyle. Biraz altları hamur gibi. Bunları bir şey yapmam lazım ya da. Ama pişmiş ya. Sıkıntı yok. Fenerler biraz fazla. Kızarmış o kadar. Geldim. Hadi bakalım. Geliyorum. Günaydınlar. Evet kahvaltımızı yapalım. Şöyle biberli ekmeğimizle, kahvemle, ballı ceviz avokadomla. Şöyle 3-4 gündür yumurta çekmiyordu canım. Değil mi güzel kızım? O yumurtamı da yiyeyim. Şöyle etiket yapıştı dünkü aldığım ürünlerin. Kahvaltıdan sonra artık temizlik toparlama başlayalım. Yavaştan. Çok bir işim yok ama yine de biraz var. Değil mi güzel kızım? Pazara gideceğiz güzel kızımızla. Banyo yapacağız güzel kızımızı. Hadi bakalım görüşürüz. Pazara çıktık Berkuş'ta. Önce markete gittik. Biraz ağladı. Uykusu varmış uyuyor şu anda. Ben pazardan bir şeyler alacağım. Eve geçeceğim. Hadi bakalım gidelim. Şöyle hızlıca aldıklarımı göstereyim. Eve geldik, dinlendik. Ben Berfu'yu banyo yaptırdım. Şimdi de mutfağa geldim. Şunları bir göstereyim size. Şöyle bolca kapya biber aldım. Bunlar tatlı. Bunları doğrayıp tuzlu atacağım. Burada da var. Bayağı bir aldım. Kilosu 15 liraydı. Geçtim ama. Bu şekilde. Bunu tuzlu atacağım. Çünkü kışın bazı şeyler de böyle güzel oluyor. Mor soğan aldım. Bugün salatada da kullanacağım. Şöyle. Karışık aldım. Çiğne kağıdı aldım. Evet. Böyle bir şey aldım. Tadı bitmiş. Tadını merak ettim ama. Yoğurt kalamını unuttum şimdi. Nişas aldım. Nasıl hiç kullanmadım ama. Bu Hollanda vapuru. Karamelli vapuru. Hollanda'dan aldığım zaman bir tatlım bir yer çok güzeldi. Bu da Hollanda menşeyi gösteriyor ama bakalım artık bunu idare edeceğim. Yani Hollanda'ya bunun için bile gidiyor yani. O kadar güzel bir kokulu. Normalde biz çok yemiyorum ama canım istedi. Arada böyle kaçınmaya çalışıyorum. Şöyle bir bunun için şekeri aldım. Ben bir kutu şekeri. Çikolata ve bunu kurabiyelerde süslemede kullanmaya çalışacağım. Burada burada da koşalım. Evet hadi bakalım şimdi ben mutfağa yemek yapmaya. Kolay gelsin bana. Evet. Günaydınlar. Biz kızımızla hazırlandık. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıya davetliyiz. Kız kıza. Hadi bakalım gidelim. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Değil mi güzel kızım benim?
Çekim mi yapsam tane acaba? İki tane getirdim. Seda. Ay burası kirlenmiyor. Bir şey olmaz ya. Ne olacak sanki? Temiz ol. Tamam. Tamam. O tarafı kullanalım. Başka örtü yok mu? O tarafa serelim. Var var. Üç tane. Salatalık kurusu. Seda çok seviyor. Evet. Böyle kimsecikler yokken biz kahvaltıya geldik. Değil mi Berkuş'um? Değil mi anneciğim? Değil mi tatlı kızım benim? Hadi bakalım. Oo, turun şeşeli bu ne? Seda. Vişne ve? Ayo. Şeftali herhalde. Ha, şeftali. Evet. Biberli ekmek yaptım kızlar. Umarım beğenirsiniz. Kime niyet, kime kısmet. Haftaya misafirlerim var. Onlara niyet etmiştim, size kısmet oldu. Onlara bir daha yapacağız. Evet, gerçekten kızlar tebrik ederim. 9 çeyrekte masa hazır. Vallahi helal olsun. Aynen öyle. Daha millet yataktan kalkmadan. Aynen. Süper. Aynen. Gerçekten bakın buranın huzuru başka. Buranın şeyi bambaşka, çok güzel. Sadece burada ben de getirdim sizi. Ben çayı alayım. Yağmur. Hadi afiyet olsun. Ne yapacağız? Hadi bakalım. Siz kıza afiyet olsun. Burada poğaça da var. Her şey var. Tamam. Her şey var. Misafirperverdeyler, görüyor musun yani? Hmm. O tarafta ne var? O tarafa biraz bırakalım. Gerçi aynı yerde. Seda peçete var mı ya? Ben getirmedim. Ben getirdim. Peçete peçete tabağımızı alalım. Neyse tamam. Teyze ama rahatsız ediyor. Arı mı? Yok, o sinekle gözüne girdi. Tamam kızım, hadi gel. Bunlar kızlar ekmekler. Ay şiştim, bu yazık. Ama dur. Ama bu elimizdeki parlaklarımızı artık bakalım. Ne oluyor be? Evet, ablalar sofraları toplarken, değil mi Berfuş'um, biz de oturmaya geldik. Kızım elini yiyor şu anda. Minnoş kızım benim. Bal pide kızım benim. Çok güzel burası. Bak kuş sesleri, değil mi annem? Çok da kişi yok. Hava da güzel, serin. Sadece biraz sinek var o kötü. Belkis'im. Minnoş kuşum. Salya saktı be. Seda. Evet, kızımı ablalarına bıraktım. Ben de şöyle buraya geldim banka. Yani en sevdiğim ortam diyebilirim. Bol ablalı. Kızlar kucağından indirmiyor Berfuş'u, sağ olsunlar. Evet, sakin sakin böyle çayımı içiyorum. Gerekiyor gerçekten. Anne sağ. Böyle yeni annelere gerçekten lazım. Kendiyle vakit geçirmek. Kendini dinlemek. Dinlenmek. Huzur, kuş sesleri falan.
Gerçekten yani. Köfte. Şey, kızları görüyor. Keyfin yerinde değil mi? Kızlar konuşuyor, sen de dinliyorsun. Seni bıdı bıdıcı. Bak bak nasıl dinliyor eli ağzında. Kardeş, hava mı boğuşturdu seni? Tatlış. Yağmur ablanın kucağında. Minnoş. Kızımız uyanmış. Bir çay. Hadi bakalım çay saati. Ay buraların haline. Tamam biz biraz. Hadi çay içelim. Bir tane daha sanki çay var orada. Senin çaya fazla adammışız sanki. İçiyoruz. Kızlar çay. Çay ve incirimiz. Evet. Bir tane yiyeyim. Kızlar çay. Ay benim yerim yutanmadı. Ben gece çok geç de eve giderim dolmuşta fark etmem. Çünkü geçen gün de fark ettim. Her yerde le. Yağmur zorla nar yedirecek bize. Buraya üşenmemiş, nar getirmiş. Üşenmedi de o arada. Kız burada nar mı yenir? Beyaz beyaz giymişiz de. Neyse hadi giy. Sağ ol canım, ellerin dert görmesin. Hadi bakalım artık. Kızlar amarak maşallah. Kızım da uyuyor. Ablaların elinde elden ele. Bugün tam bir tatil yaptım. Hadi bakalım. Şunu yiyeyim bari. İkinci parti. Ara öğün. Bizim de işte misafir çok olduğu için ablamlar falan onlara denk getirmiyoruz. Sanki üriş problems. Evet, kötü oluyor. Ben böyle arkama döndüm ama. Goslamak diye bir kelime varmış arkadaşlar. Nedir goslamak? Seda goslamak ne ben? Lamb nedir? Ne? Neymiş? Lamb bomb. Yani bomb zaten patlamak demek yani. Veriyor sevgiyi, ondan sonra birden geri çekiyor. Ghosting ne demekti? Onu anlatır mısın ghosting'i? Ghosting. Ha. Demek oradan geliyor. Evet mantıklı. Evet öyle tipler var. Doğru. Daha bir sürü tabir var da ben de böyle. Yalnız hepsinin İngilizceden dilimize girmesi. Evet, farklı şeyler de var. Ama hatırlamıyorum şu anda. Popüler bunlar. Yeni gençler böyle yapıyor. Popüler kültür uzak kalmışız. Date. Evet date çok popüler. Çok popüler. Date popüler. Evet. Her gün date çıkıyor zaten. Aynen. Erfuy. Çok komik şeyler anlatıyor bu teyzeler. Çok komik, çok komik. İşte sonra sen... Evet, hadi gidiyoruz. Ablalar. O zaman hadi bakalım. Aynen, gidiyoruz. Ofise girmiyorum. Seni adliyenin o tarafta bırakıyorum. Tamam. Ofise girmeyeceğim. Hı-hı. Tamam şunu yağmurcum sana daha mesela alayım. Köşeye bir yere koy. Tamam. Ha, senin hayranlarım. Hadi gidiyoruz. Aslında hayır var bir şey ya. İyi fiyata otomatik ikinci eller çok var biliyor ama musun? Ama temiz bir şey. 600-700. Yani temiz bir şey zor ya. Ya da vardı vardı da. Yani çok ama rahat. Şu, hayır biraz şey kullanacaksın ya. Ben... Yok yok iyi. Hava sıcak ya, gelirken serindi. Yani dedim alayım artık şey olsun diye. Rahatsız olsun canım, biraz güneş görsün. D vitamini. Çekimde diyor ki otomatik. Güneş sevmiyor. Ya emek vereceksin ama yani iyi öylesin yani. Ya dediğim gibi benim param vardı aslında. Otomatiği de çok rahat çıkardı da. Biz eve alınca ben altın elimdeki bütün parayı oraya döktüm. Şimdi şey alırsam da krediyle alacağım. Zamanda geçen Kasım falan da aile evi. Aynen. Yoksa benim de şu an bir 700'ü falan çok rahat çıkardı. Ona da çok güzel bir araba gelirdi yani. Hani üstüne biraz kredi falan çekerdi. Çünkü güzel bir şey. Merve abla uyurken ben. Merve'nin uykusu geldi. Ben Merve oldum şöyle. Evet yine kapanmışlar. Kapan nerede? İşte şu an kaldırmışlar. Ha, böyle zaten buradan sıkıntı yok.
Hadi bakalım, Afrika'ya geldik. Ablalar aldı kızımızı. Ne oldu Yağmur abla? Hadi bakalım, kitapçıya geldik. Bu tarz bir şeyler de alabilirim. Küre küre çok güzelmiş. Güzel şeyler var, bakalım. Şemsiyeler de çok güzelmiş. Evet, hadi bakalım. Harflerimiz var. Güzel mi bu renk? Güzel değil mi? Kızımızın rengi olsun. Başka B harfi yok zaten. Aynen. Evet. Seda bunu beğendi. Ben de bunu beğendim. Bir alacağım. Evet, bunu da kızıma. Evet, tamam. Bu nasıl şarj oluyor? Şey oluyor. Arkadan muhtemelen bak. Kablo yeri var. Ha, tamam. Şurada bak. Burada bak. Şimdi de fincan alıyoruz. Bunu Seda alıyor. Bunu ben. Bunu Seda kendi. Bunu da ben. Bir de hediye alıyorum. Bir de bunu alacakmış. Ders çalışmak.